Rüstem Paşa. Sabah şerifleriniz hayırlı olsun sultanım. Fatma Sultan'a Elkas Mirza'nın talip olduğunu söylemişsin. İnşallah makul bir izahın vardır. Dün geceki havadis ilk benim kulağıma geldi. Derhal yanlarına gittim. Öyle çaresizdiler ki ne söylesem kabul ettiler. Onlarla bir anlaşma yaptım. Ne anlaşması? Sizi böyle bir durumda göreceğim aklımın ucundan dahi geçmezdi sultanım. Sandığınız gibi bir şey değil Paşa Hazretleri. Sultanımla mühim bir mesele hakkında konuşmam icap etti. Kendilerini ben çağırdım. Sultanım. Sana izahat verecek değilim paşa. Zaten böyle bir durumun izahı olmaz sultanım. Bu gece burada olanlar hünkârımızın kulağına giderse neler olabileceği herkesin malumu. Ne istiyorsun söyle. Mirza'yla nikah kıymanızı. Bu ne cüret Rüstem Paşa? Sen bizimle alay mı ediyorsun? Haşa. Ne haddime? Ben sadece bu beladan nasıl kurtulacağınızı söylüyorum. Şehzademiz evvela usulen mezhebini değiştirir. İşin ucunda kellesi olduğu için kabul edecektir. Sonra da hünkârımızın takdirleriyle nikah kıyılır. Senin bundan menfaatin ne ki? Ben sadece hanedanımızın itibarını ve bu yüce devletin istikbalini düşünüyorum. Bundan başka bir menfaatim yoktur. Sen bizi kandırdığını mı sanıyorsun? Kafanın içindeki tilkileri ben buradan görüyorum. Maksadın ne? Söyle. Herkes için doğru olan bu. Herkes için demek. Kim var bu herkesin içinde merak ettim doğrusu. Mihrimah da var mı? İntikam almak istiyorsun. Biraz evvel dediğim gibi sultanım. Ben sadece... Benden değil. Mihrimah için yapıyorsun bunu. Ondan intikam almak istiyorsun. Ve hatta Hürrem Sultan'dan. Öyle değil mi? Nasıl bir anlaşma bu böyle? Fatma Sultan'ın arayıp da bulamadığı şeyi ellerinle ona vermişsin. Ne saklıyorsun benden? Söyle. Ne vaat ettiler sana? Ben hünkârımızın ve hanedanımızın itibarını korudum sadece. Keşke Fatma Sultan'ı ihbar etmeden evvel siz de bunu düşünseydiniz. Hadisenin benimle bir alakası yok. Mihrimah yapmış. Sen şimdi benim sualime cevap ver. Ne verdiler sana? Ben... Bu yüce devletin veziri azamıyım sultanım. Onların vereceği hiçbir şeye ihtiyacım yok. Her defasında da sadakatimden şüphe etmekten vazgeçin. Sefer arifesindeyiz. Aylarca bunun için uğraştıktan sonra emeklerimizin boşa gitmesini istemedim. Zira hünkârımız bu havadisi alır almaz Elkas Mirza'nın kellesini alır ve Acem seferinden vazgeçerdi. Evlilik şart mıydı? Hadiseyi başka bir şekilde örtbas edebilirdin. O vakit Fatma Sultan sarayda kalır, fitne fesada devam ederdi. Lakin şimdi nikah kıyılacak ve bir daha dönmemek üzere gidecek. Üstelik çok uzaklara. İstediğiniz bu değil miydi?
Ya hünkârımız kabul etmezse? Esasen sultanım, bu siyaseten bulunmaz bir fırsat. Tahmasp gidecek, yerine Elkas Mirza gelecek. Üstelik hanedan damadı olarak.